Turboplastik altyapı ve üst yapı sektöründe poliüreten, korige, PVC, data borusu ve ek parçaların montajının yapımı, tedarik edilmesi gibi hizmetler yapmak için kurulmuştur. Temiz su hatları, yangın hatları, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, doğalgaz hatları, ısıtma ve soğutma sistemlerinde taahhütler yaparak uygun ve yerinde çözümler sunmaktadır. Firma sahibi Mehmet Ali Özten, sektördeki çalışmalarını mikrofonlarımıza anlattı. Turboplastik daha önce de plastik boruyu bildiği için sade Türkiye'de de biraz açık bulduğu programından taahhüt işlerini yapmaya başladı. Büyük firmaların tüm borularını daha büyük İller Bankası, devlet kanalları, belediyeler ve özel büyük şirketleri alırlar. Bize de uygun gördüğü tarihlerde gideriz. Onların kaynağını, dolgusunu, bağlantı bölgelerini, vanalarını ve tahliyelerini bağlar teslim ederiz ve tek işimiz de bu. Mehmet Ali Özten sektördeki kaynak sistemlerine değinerek şu bilgileri verdi. Dünyada 4 çeşit kaynak çeşidi var. 1. Alın kaynağı. Ekseriyette alın kaynağını biz şu sahalarda ve Türkiye'de en çok kullandığımız alın kaynağı. 2. Soket kaynağı. 3. Elektrot füzyon kaynak sistemi dediğimiz ve 4.'sü de elektrolit kaynağı. Basınçsız hallerde kullandığımız, sırf herhangi bir basıncı olmayan yerlerde kullandığımız LS güder kaynağıyla kullandığımız sistemler. Alın kaynağı en çok kullandığımız alın kaynağı. Alın kaynağına yaptığım vakit boruyla kaynağın hiçbir farkı olmamaksızın. Mehmet Ali Özten çalışma aşamalarına değinerek şöyle konuştu. Biz de kaynağı yaptığımız vakit diyoruz arkadaş, bu sana 2 yıl, 5 sene, 10 sene, 20 sene garantili. Bunun testini yapıyoruz, basınçını uygulamasını, dolgu malzemelerinin onun altyapısının güzelce düzeltmesi, onun etrafının doldurulmasını, ikinci, mesela korge borularda, basınçsız borularda, HES projeleri hariç öteki normal cazibesiyle akan korge boru dediğimizlerin güzelce altını yataklamak lazım, onu her 20 santimde bir güzelce sağlı sollu kompakt dörme kapatmamız lazım. Onun üzerinde eğer yol veyahut da herhangi bir ağır basınç geliyorsa onun üzerine bir beton atıp yol geçitlerini sağlamak lazım. Bunlar çok önemli şeyler. Mehmet Ali Özten konuşmasının sonunda firma olarak başarılarının sırlarını şöyle sıraladı. İstanbul'un veyahut da Türkiye'nin ne tarafında hangi firma olursa olsun biz gece sabahca yol gideriz, sabahleyin orada işlerimizi göreriz, işlerimizi takip ederiz. Gerekirse orada senelerce, aylarca kalırız, işimizi bitiririz, ondan sonra da döner geri gelir. Bizim tek başarımız işi takip etmemiz bir, işimize çok sadık olmamız iki, hiçbir şeyden yılmadan işimizi kökten temizlememiz bizi bu başarıya çıkarır.